Herkese merhaba. Topelvan'ın değerli menajerleri, Guastim FC kulübü menajeri Benim Rullah Zengin. Bir kadro incelemesi videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki kadro inceleme videomuzdaki yorum yazan arkadaşların kadrolarını inceleyeceğim. Kendimce naçizane önerilerde bulunacağım. Siz de kadronuzu inceletmek isterseniz bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında Topelevan'ın oyun içerisinde federasyondan bana nasıl ulaşabileceğiniz yer alıyor zaten. Bana arkadaşlık isteği göndermeniz gerekiyor. Çünkü sizi arkadaş listemden bulup bir federasyonda olmanız gerekiyor ki ben sizin federasyonunuzdan girip öyle inceleyeceğim sizi. Gerçek gücünüzü görmüş olabileceğim. Ve bu arkadaşlarımız bugün 3 tane menajerinin videosunu, kadrosunu inceleyeceğim. Bir tanesi 200 artı bir takım. Ve biz ilk önce yüzlük bir takımla başlayalım. Bu arkadaş benden de üst bir seviye, 72. seviyede. Bilecik Spor. Bu arkadaşın yazdığı yorum doğrultusunda kadrosunu inceleyeceğim. Ve tabii ki buradan değil arkadaşlar, federasyondan inceliyor olacağım. Böylelikle daha ideal bir izlenim olacak ama önce bir şeyine, lig sıralamasına da bir bakalım. Güzel. İkinci sırada. Demek ki güzel gidiyor. Federasyondan hemen kadrosunu incelemeye başlıyorum. 101 gücünde görünüyor. Bayağı hücumcu bir taktikle oynuyor. Şimdi Metin Hocam. Mustafa Metin Hocam. Bir kadro mühendisliği görüyorum bu kadroda. Yalnız bazı önerilerde bulunacağım sana. Öncelikli olarak kalecin ve refleksi, sezgisi, konsantrasyonu çok az. Bu kaleciden çok bir verim alamayabilirsin. En azından üst düzey bir verim alamayabilirsin. O yüzden form tutsa da çok üst düzey bir verim alacağını düşünmüyorum. Bu 22 yaşındaki kalecinin yerine senin altyapıda da bir genç bir kalecin de vardı. Bu kaleciyi oynatmayı sanki daha doğru buluyorum. Hatta bu kaleciye refleks, sezgi, konsantrasyon antrenmanı da yaptırabilirsin. Hemen bizim kanalımızda Higuita'ya çalıştırdığım bir antrenman videosu var. Orada da değinmiştim. Onu da bir inceleyebilirsin hocam. Bu genç oyuncuyla daha hızlı ilerlenebilir. Ve tabii ki buna mutlaka teke tek durdurucu özel yetenek de verilmeli. İlk 11'inde en azından böyle bir değişiklik yapılabilir. Defansına baktığımda yani çok üst düzey değil. Ama gene genel kaliteye göre kıyaslan daha iyi. Bu 18 yaşındaki oyuncular güzel ilerleyecektir bunlar hocam. Bunlara sürekli oynat zaten. Gayet verimli. Bunlara bir özel yetenek de ver hocam. DMC'ne bakıyorum hocam. Ön libero. Bu ön liberolar bende de var. Çok kaleciyle karşı karşıya kalıyor. MC, AMC artı mevki verilebilir ve buna mutlaka bir oyun tarzı da verilmeli ama tabii 20 yaşında. Yani artık 2 yıl olmuş. Çok bir verim sağlar mı bilemiyorum. Gene de buna bir taktik verilebilir. Yani özel yetenek verilebilir. Bu oyuncuna bakıldığında bu da normal. Bu oyuncundan vazgeçebilirsin diye düşünüyorum. 23 yaşında zaten. Ve bu oyuncunun yerine sen altyapıda güzel de bir oyuncun da var aslında oynatabileceğin. Yani şu oyuncu mesela. Yani bu oyuncuyu hocam sürekli oynat. Yani bu oyuncu uçup gideceğini düşünüyorum. Yani maaşı da çok iyi. Gayet verim alacaksın. Buna MC, AMC yetenekleri de verebilirsin. Hiç de oynatmamışsın. Oysa altyapıdan çıkan oyuncuları daha çok oynat hocam. Daha hızlı gelişeceklerdir. Keza bu da aynı şekilde. Hatta bunu oynat. Bu %94. Bu daha iyi gelişecektir. DMC yerine bunu oynatabilirsin. Yani bu 21 yaş artık 20 yaş üstü biraz yaşlı olacaktır. Onlardan yavaşça kurtulmak gerek. İyi bir kadro mühendisliği öneririm hocam. Yavaş yavaş böylelikle kadronu güzelce onarırsın ve iyi bir seviyelere gelir bu kadro. İnce bir kadro mühendisliği görüyorum ama çok verimli değil. Daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Evet, normalde bir oyuncu. Diziliş olarak da bayağı hücumsal bir diziliş. Ama ligde de ikincisin, başarılısın. Kadro mühendisi açısından bir kaleci, iyi bir orta saha ve iyi bir forvetle beraber gayet verimli olur hocam bu kadro.
Şimdiden başarıların devamını diliyorum. Bu benim nacizane kendi görüşlerimdi bunlar. Videoyu izleyen arkadaşlar da yorum yapmak isterse, bu hocamıza öneride bulunmak isterse yorumlarda belirtebilirler arkadaşlar. Şimdilik bu kadar hocam. Biraz böyle bir takıma bir menajer parmağı değsin hocam. Ve gelelim diğer menajerimize. Diğer menajerimiz 140 gücünde. Evet. The Jolly Joker. The Jolly Joker. Joker'i severim. Sevdiğim bir karakterdir. Film karakteri olarak. Ve bu oyuncumuz mağlubiyet dahi yok. Ve süper bir avarajı var. Bayağı dolu düzgün gidiyorsun hocam. Kadrona bakalım. Tabii ki federasyondan bakacağız. 140 gücünde İsmail hocam. Zaten profilde Joker'den belli. Hadi bu yüze bir gülücük konduralım. Pek onun gibi gülemedim ama. Evet, İsmail hocam, sen galiba Galatasaray'ın kadrosunu yapıyorsun gördüğüm kadarıyla. Hemen buna bir özel yetenek ver hocam, Müslera'ya harca 50-60 yeşil. Bu oyuncu biraz yaşlanmış ama güzel bir gelişim sağlamış. Buna belki mevkilerde bir ML olabilir. Pas verme ve top sürmeyi de açarsın. Özel yetenekte de hava topu da olur, güçlü defans da olur. Hangisi hoşuna giderse. Yani defansına dağıt bunları. Bu da keza aynı şekilde. Buna da MR verebilirsin. Burada da gene pas vermesi, top sürmesi açılacaktır. Güzel form gösterecektir ki zaten göstermeye de başlamış. 18 yaşında. Bravo hocam. Böyle oynatmaya devam. Nelson yaşlanmış. Buna artık yol verilir. Buna altyapıdan bir oyuncu çıkartılır yavaş yavaş. Güzel form tutuyor ama bu sezonluktur. Bu önümüzdeki sezon çok bir şey olmayacaktır. Torreira da bu da yani sadece DMC olmasın. Güzel oyun kurucu özel yeteneği de var. Ama buna bir de MC düşün hocam. Mevkilerde güzel gelişsin bu sana. 5-6 sezon gidecektir yani. Sürekli oynattığın sürece. Ve Demirbay'a bakalım. Ramiz. Ramiz Karaeski. Torreira mükemmel ki Demirbay mükemmel form tutmuş. Asistleri de harika. Buna korner yeteneği var ama ortası aç kapalı. Hocam sen buna kornerde kullandırıyorsun sanki. Bayağı asist yapıyor. Hem de oyun kurucu. Sen bunu hocam bir ML ver ya da yani ayağı ne? MR ver bunu hocam sen. Sağ kanat ver buna. Sağ kanat ver ki ortası da açılsın. Bu güzel orta da kullanır. Çok enteresan yani 21 yaşında bir oyuncunun böyle bir istatistik göstermesi ve güzel asistler yapması bir orta saha oyuncusundan çok beğendiğim özelliklerdir. Oliveira da bu da gayet iyi. Ya çok asist katkısı yapmamış ama sanki bu sezon alınmış oyuncu gibi, yeni alınmış oyuncu gibi. Bu oyuncuya da buna da çok da bir şey yapmaya gerek yok yani. Bu zaten 21 yaşında. En fazla 1-2 sezon daha gider. Bunu Valerian İsmail diye okudum. Varol İsmail. Pozisyon olması çok kötü hocam bunun. Bu forvetin pozisyon olması çok kötü. Snyder. Bunun da pozisyon olması çok kötü. Yani hocam çok ofsayta kalır bu. Rakip ucumu defansı ileride kurup bir ofsayt taktiği yaptığında yani sen ancak kısa toplan çıkarsan ve STsiz oynarsan baş edebilirsin. Diğer türlü çok ofsayta kalacaktır bu takım. Denk rakiplere karşı. Wow, işte bu bir süperstar oyuncu hatta hocam. Baksanıza kulüp maçları yaklaşık 11, 10, 11, 16 maça çıkmış. Ve 22 gol atmış, 21 gol atmış. Yani 1,5'un üstünde bir gol ortalaması var. Süper. Yani süperstara doğru giden bir oyuncu da işte yaşlı bir oyuncu ya. Yaşı var. Bunun da direkt pozisyon alması gözüme çarpıyor ama formu gene mükemmel. Gene gol atma formu da güzel. Yani bir star oyuncu diyebilirim. Gene süperstara doğru gidiyor diyebiliriz. Bu oyuncu da çok güzel verim kapıyor. Bu muhtemelen düşük bir lige düştün hocam. Herhalde oradandır yani. Ya wow, işte bir süperstar oyuncu. Kaç? Yaklaşık 39-40 maça çıkmış bu oyuncun.
Ve 40 maçta 78 103 gol atmış. Bravo. Bu tam bir süperstar hocam. Bu oyuncu harika. Tam bir süperstar oyuncu. Harika. Dolu dizgin gidiyor. Şu oyuncunun biraz daha pozisyon alması iyi olsun hocam. Bunun üzerinde dur. Hatta buna özel antrenman bile yaptırabilirsin pozisyon almadan. Ya artık mevkii de geçti ya. Yani şu koyu grilerde dikkat et hocam ama koyu grilerde zor gelişir. Yoksa tam bir süperstar oyuncuya sahipsin. Bu 4-5 sezon daha getirir. Sahte 9 muazzam. Ben de bunun hayranıyım, oyun tarzının. Bayağı bir getirir seni hocam. Bunu da fullemeye bak. Sıkı şutlar açılınca sahte 9 tam bir baş belası rakip defanslar için. Ve pozisyon alma hocam. Bu oyuncunun pozisyon almasına çalış. Boş kaldıkça pozisyon alma antrenmanı yaptır buna. Yedeklerine bakıyorum. Melo. Buna bir DMC de verilebilir hocam buna ya. Oyun tarzı var mı? Yok. İstatistikler yeni bir oyuncu. Evet, bu oyuncuya bir DMC de verilir. Ve hatta senin burada bir DMC'n var gerçi. Şu MC'lerin yerine düşünülebilir. Demirbay da gerçi çok güzel form tutmuş. Demirbay yerine değilse bile Oliveira yerine belki olabilir. 21 yaşında. En fazla bir sezon daha oynar oynamaz. Ya da iki sezon daha oynar. Düştüğün lige göre. Melo'yu mutlaka maçlarında oynat hocam. Bu oyuncuya değer ver. Faydasını göreceksin. Şu oyuncuya da hocam bir ST ver. Pozisyon almayı da aktif et ve sonra buna pozisyon alma çalıştır ama koyu griler çok düşük kalmış. Evet, koyu griler çok düşük kalmış hocam. Yani koyu griler düşük kaldığında top sadece ayağına geldiğinde oynuyor oyuncu. Daha aktif oynayamıyor. Başka yedeklerine baktığımda evet, şu yıldızlı oyunculardan kurtulursun hocam zaten sezon başlangıcında. Şurada bir oyuncum var. Bu oyuncunun da kafa vuruşu düşük ama en azından şu oyuncunun yerine sanki oynayabilir gibi. Yok ya, bu oyuncunun yerine çok gelişmesi lazım bunun boşluğunu doldurabilmesi için. Dizilişinde bu gayet iyi hocam. Burada sadece sana tek önerim olabilecek pozisyon almalarına dikkat et. Rakip forvetlerin pozisyon alması defans hücum oyuncularının pozisyon alması çok düşük. Tamam, hızları yüksek ama yani ofsayta kaldığın zaman hiçbir şekilde şey yapamazsın. Yani hızlı olması aslında dezavantaj yaratır pozisyon almada. Ofsayt durumlarında. Bu da keza aynı şekilde yani. Genelde sen rakibim olsan hocam direkt seni ofsayta durdururum. Evet. Ama bu Başaran İsmail'i çok beğendim. Tam bir süperstar oyuncu. Bayağı üzerine duracaktır. Şu hücumun arkasını, ST'nin arkasını güzel bir yetiştir hocam. Bu oyuncu da güzel geliyor. Evet, ama bunları hep bir pozisyon alma çalıştırman lazım ve hücumun arkasını AMC, AMR'leri güzel bir çalıştır hocam ya da yeni bir oyuncu bul ve defansa da Nelson'la vedalaşabilirsin. Keza zaten kendisi de gitmek istiyor Galatasaray'dan. O gitmeden sen gönder. Ve İsmail hocam takımını çok beğendim. Süperstarlarla dolu ve güzel oyuncular da gelecek. Belli. Güzel bir menajer dokunuşu var. Taktiğinde bu şekilde. Ve arkadaşlar, siz İsmail hocaya bir öneride bulunmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. İsmail hocam başarılar, tebrikler, başarılar diliyorum. Ve geldik arkadaşlar 200 artılık takımımıza. Beşiktaş 200 artılık bir takım. Ligde dolu dizgin 70 gol atmış. Muazzam gidiyor. Kadrosuz da mükemmel. Çok beğendim kadroyu da. Fatih hocam. Kadrona bakıyorum. Muazzam bir kadro. Hep 18-19 üçer yetenekli. Üçer üçer. Öz mevkiler var. Hepsi hemen hemen çift yetenekte, özel yetenekte. Bunlardan zamanla kurtulacağını düşünüyorum zaten. Bunlar artık yaşlanmış. Ama çok da bir yıldız kalmasın hocam kadronda. Dikkat et. Top Eleven sonra seni oynamıyor zannediyor ve büyük baronlara, gerçi baron sensin zaten yani. Baron
Baronlara yem ediyor diyecektim ama zaten baron sensin ya. Mehmet Karahanlı gibi. Hocam kalecim mükemmel. Kaleciye laf yok. Defans Zago. Beşiktaş kadrosunu yapıyor İsmail Hocam da. Burada güzel. Orta muazzam. Alpay Özalan milli takımlarda. İngiltere'de kime? Beckham'a mı tekme atmıştı? Öyle bir maçı hatırlıyorum. Bilmiyorum senden yaştaş mıyız? Ya da hatırlar mısın o maçı? Bu da gayet güzel. Güzel. Çakılı stoper ve 3 DC oynuyorsun. Ve hocam bu DC'lerin özel yeteneklerin hepsini güçlü defans yapmışsın. Hava hakimiyeti olsun. Bunlara da sırayla vereceğini düşünüyorum zaten hava hakimiyeti. Ama özel yetenek de geliyor ya, özel sponsor, özel yetenek daha doğrusu. Özel premium yetenek daha doğrusu. Premium yeteneklerde de Alpay Hoca'ya özellikle şey verebilirsin, durdurucu. Böylelikle rakip topları da karşılar. Ve orta sahaya geliyoruz. Gene mükemmel bir DMC performansı ve çok da güzel özel yetenekler de güzel. Ve bunun regista güzel. Yani söyleyecek pek bir şey yok bu oyuncuya. Ali Feyyaz Metin, Ali Metin Feyyaz. Evet, Ali Metin Feyyaz'dan Ali'yi inceliyoruz. Bu yeni çıkmış zaten ya da yeni almışsın hocam. Güzel gidiyor. Buna da söyleyecek bir laf yok. Belki özel yeteneğinden bir ekstra daha yetenek verebilirsin buna. Bu ne oynuyor? ML oynuyor. Belki bir korner ustası olabilir. Evet, korner ustası belki olabilir. Ve Atiba Hutchinson. Kendisi Kanadalı olsa da hepimiz Türk zannediyoruz onu. Çok güzel form tutmuş. Mükemmel özellikleri var. MC, AMC. 19 yaşında. Mezalla. Gayet iyi. Gayet verimli. Eğer boşta kalırsan buna bir ST de verebilirsin hocam. Dolu dizgin gider. Sergen Yalçın bizim canımız ciğerimizdir zaten. Sergen Hoca, Regista. Güzel form tutuyor. Ve oyun kurucu özelliği var. Ve regista var. Ve özel yetenekte de oyun kurucu var. Yani belki hocam Sergen'e yakışan top sürmedir. Sen sırf bunun adının hatırına bir top sürücü de verirsin buna. Ve Metin Tekin. Metin Hoca kanat forvet. En sevdiğim oyun tarzıdır kanat forvet. Zaten yeni çıkartmışsın. Oynatmamışsın bile hocam. İlk defa kadroya koymuşsun. Bravo. Muhtemelen şu becerilerde özel antrenör tutmuşsundur buna da geliştirmişsindir bu kadar. O yüzden yeni başlamıştır oyuna girmeye. Burada Feyyaz Uçar. Metin Ali Feyyaz'dan Feyyaz'a. Hocam sen bana dedin ki yani bir ay önce dönüş yaptım diye ama sen sanki bu oyunundaki baron gibisin. Yani şunu bakar mısınız arkadaşlar, şunun gol açmalarına ya. Kulüp maçları ve gol. Bu kaç ortalama ya? 29, 35, 39 maça çıkmış bu oyuncu. 93, 110 gol atmış. Ya gol ortalaması 3 mü oldu ya? 3 gol ortalaması ilk defa görüyorum. Yani yani süperstarın da artık bir ötesi varsa Galaktikos olabilir. Yani Galaktikos bir oyuncu diye bakıyoruz şu anda arkadaşlar. Yaklaşık gol ortalaması 3. Formu mükemmel. Harika bir oyuncu. Sahte 9'lar zaten efsane oluyor. Bu oyuncu 20 yaşında. Çok beğendim. Yani 20 yaşından sonra biraz zor gelişiyor. O yüzden pozisyon almasına ve yaratıcılığına dikkat edebilirsin hocam. Hızına da keza aynı şekilde. O en zor gelişen zaten yaratıcılık. O biraz gelişmiş ama pozisyon almaya da dikkat etmekte fayda var. Çok ziyan olmuş bu yetenekler. Buna birebir golcü de verilebilirmiş. Sen bunu ne oynatıyorsun hocam? Feyyaz. AMC oynatıyorsun. Sahte 9. Mükemmel. Abu Bakar'ın ne işi var burada hocam ya? Metin Ali Feyyaz dedik.
Aboubakar'ın yerine Beşiktaş'ta efsane golcü kim vardı ya yerli? Madem Beşiktaş kadrosu yapıyorsun hocam. Bunun gol ortalamasına baktığımızda bu da 2'ye yakın yani. Bu da süperstar. Yani takımın da 3 tane süperstar oyuncu var hocam. Ama bu Beşiktaş'ta efsane golcü yerli Metin Ali Feyyaz biliyorum da başka kim vardı ya efsane golcü? Hatırıma gelmedi. Her video bittiğinde hatırıma gelirse yorumlara yazarım. Veya arkadaşlar sizin aklınıza gelirse Beşiktaş'ın efsanevi forveti olarak kimse yazabilirsiniz siz de. Anladığım kadarıyla hocam sen de benim gibi sadece emekli olanları yazıyorsun. Jübilesini yapmış oyuncuları yer alıyorsun. Aboubakar'ı seviyorsun biliyorum da yani Metin Ali Feyyaz var ya. Bitiriciliğe bakar mısınız? 816 ya. Ama 816 ama yani gene bizim Feyyaz uçar gibi bir istatistiğe sahip değil. Gol ortalaması 3 Feyyaz'ın. Ama Aboubakar'ın gol ortalaması 2. Ya de bu da süperstar da Feyyaz uçar Galaktikos star yani. Şimdi hocam sana ben bu kadroda ne öneride bulunayım yani. Muazzam bir kadro. Çok beğendim. Bu kadro 5-6 sezon gider sana. Deli efsane gider. Şu 25-23 bunlardan kurtulursun zaten hocam. Kalecin ne? Kalecin de güzel. Evet yani hocam 3 tane süperstarım var. Burada sana ne gibi bir öneride bulunabilirim? Sadece şu öneride bulunabilirim. Özel yetenekler kısmında dengeyi çok iyi koru hocam. Mesela şurada direkt Sergen Yalçın DC özelliği var. Şu özel yeteneği oyun kurucu hocam. Buna gerçi top sürücü de verdik ama Sergen'in adına yakışır. Şimdi bunda DC olduğu için buna bir de güçlü defans verirsen eğer orta sahayı çok güçlü tutacaktır. Aklında bulunsun hocam. Orta sahada isim hariç yani Sergen Yalçın hariç güçlü defans özelliği de verirsen orta sahada bayağı bir dinç kalacaktır bu oyuncu. Ve tabii ki Gültekin'e bir korner ustası dedik. Asistleri güzel. Ben birine korner ustası dedim sanki ama. Bu oyuncuyu yeni çıkartmışsın altyapıdan. Şu özel yeteneklere hocam dikkat edebilirsin. Şöyle dikkat edebilirsin. Dağılımlı yap yani. Defanstakilere hava topu hakimi ve durdurucu da verebilirsin. Hazır MC'de oynayan bir DC'm varken ona bir güçlü defans verebilirsin. Top sürücüler güzel, hücumcular güzel. Çok güzel hocam. Tek dikkat etmen gereken özel yeteneklerde güzel bir dağılım. Harika zaten dol dizgin gidersin. Çok beğendim kadronu. Kadro mühendisliği mükemmel. Aboubakar'ın yerine güzel yerli bir isim bulacağız ama dur bakalım kimi buluruz. Siz de arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Beşiktaş'ta jübilesini yapmış efsanevi bir santrafor yerli olacak. Hala aklıma gelmedi ya. Hala aklıma gelmedi yani. Tamam Metin Ali Feyyaz. Beşiktaş'ta nasıl aklıma gelmez ya? Enteresan. Kadroyu çok beğendim hocam. Ve arkadaşlar hatta hocam sen şey de yaz bize ya. Bu takımı nasıl 200 artılık yaptın? Onun da bir videosunu çekeceğim ben. Yorumlarda bir detaylı yazarsan hocam çok memnun olurum. Bu takımı 200 artı yapmak için ne gibi çalışmalar yaptın? Bekliyorum hocam. Belirt lütfen. Çünkü bu konuda bir video da gelecek. 200 artılık takım kurma videosu olarak. Gayet güzel, gayet beğendim. Ve arkadaşlar siz bu menajerimize Fatih Hoca'ya önerebileceğiniz öneriler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kadroyu gayet de beğendim. Ve bir kadro inceleme videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Siz de eğer kadronuzu inceletmek isterseniz bu videonun altına kadromu inceleme yapar mısın diye yorum yapmanız yeterli. Gene bu videonun açıklama kısmından federasyonlardan bana ulaşabilirsiniz. Federasyonlardan beni ekleyin. Böylelikle aynı Fatih Hoca gibi sizin federasyonunuza girip takımınızı inceleyebileyim. Daha rahat görebilirim. Umarım bu incelemelerim faydalı oluyordur.
Yani farklı bir göz oluyor, farklı bir bakış açısı oluyor. Her zaman faydalıdır. Video buraya kadardı arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, eğlenceler arkadaşlar.